Berlin'de Neues Museum'dayız ve müzede sergilenmekte olan Nefertiti'nin ünlü büstüne bakıyoruz. Bu büst gerçek ölçülerde yapılmış, renkli ve gerçekten çok etkileyici. Büst bu müzede yer alan en önemli eserlerden biri. Yuvarlak kubbeli özel bir bölümde sergileniyor. Göz hizasından hafifçe yükseğe yerleştirilmiş olduğu için biz ona biraz aşağıdan bakıyoruz. Muhteşem güzellikte bu muazzam büyüklükteki alanda sergilenen tek sanat eseri ve tüm ilginin tek odak noktası. Büstün etkileyiciliğine yakışır çok teatral bir sergileme bu. Mısır uygarlığında pek çok heykel mezarlar için üretilmiştir. Oysa bu heykelde durum farklı. Bu büst yapan sanatçının atölyesinde bulunmuştu. Tutmosis'in stüdyosunda. Bunun Nefertiti'nin yapılacak diğer heykellerinde yararlanmak için oluşturulmuş bir model olduğu düşünülüyor yani üç boyutlu bir eskiz gibi diğer heykeller için bir prototip olduğunu da düşünebiliriz böyle düşünülmesinin sebebi sadece sanatçının stüdyosunda bulunmuş olması değil sanki tamamlanması hiç planlanmamış gibi yarım bırakılmış bir eser oluşu örneğin gözlerine baktığımızda sadece bir gözün içinde kakma olduğunu görüyoruz oysa genelde gözlerde yarı değerli taşlarla kakma yapılır veya bu tekniğe gömme de diyebilirsiniz bu heykelde göz oyuğuna gömülense yarı değerli bir taş değil. Geçici bir şeyler koymuş olmalılar. Buradaki bal mı Kraliçenin büstünde kullanılmasını bekleyeceğimiz düzeyde kaliteli bir şey konmadığını anlayabiliyoruz. Sanat tarihçileri bu büst üzerinde bilimsel incelemeler yapmışlar. Bu incelemeler sonucunda da büstün yapıldığı malzeme konusunda daha detaylı bilgilere sahip olmuşlar. Ana malzeme kireç taşı ve kireç taşını çok ince bir tabaka alçı ile kaplamışlar. Bu ince alçı tabakası heykeltıraşın büstü yaparken yüzdeki zarif ifadeyi verebilmesini sağlamış. Büstün boyun ve saç bölgesindeki alçı tabakası ise nispeten daha kalın. Alçı tabakasının üzerinde çalışmak kireç taşı gibi sert bir materyale göre çok daha kolay olmuştur. Yanaklardaki yumuşak hareketlere, göz altındaki belli belirsiz çizgilere dikkat edin. Bu heykelin bu kadar olağanüstü olmasını sağlayan, heykeltıraşın eseri yaratırken gösterdiği duyarlılık, yüzündeki kemikleri ve cildini görmenin ötesinde bir sanatkarlık. Baktığımızda yüzündeki mimikleri, duyguları hissedebiliyoruz. Bu heykelin bu kadar olağanüstü olmasını sağlayan heykeltıraşın eseri yaratırken gösterdiği duyarlılık, yüzündeki kemikleri ve cildini görmenin ötesinde bir sanatkarlık. Baktığımızda yüzündeki mimikleri, duyguları hissedebiliyoruz. Çok zarif. Yüzündeki zarif kontrastın ötesinde yüzünün çıkık elmacık kemiklerinin, yanaklarının, uzun boynunun yarattığı ahenkli simetriyi de gözlemleyebiliyoruz. Büstün tamamına baktığımızda başlığındaki aşağı yönlü çizgilerle adeta çeneye doğru ilerlediğimizde göze hoş gelen bir üçgen oluşuyor. Bu etki çenenin altına doğru da devam ediyor. Müzedeki aydınlatma da bu etkiyi artırıyor. Heykelin en üst noktasından alttaki kaidesine kadar devam eden bir etki bu. Burada gözlemlediğimiz, geleneksel Mısır heykel sanatından farklı, gördüğümüz yeni bir güzellik anlayışı. Bu yeni güzellik anlayışının sebebi şu olabilir. Nefertiti, Firavun Akenaten'in eşi. Akenaten ise Mısır'da süregelen çok tanrılı sistemden, tek tanrılı dine geçişi sağlayan Firavun'un ta kendisi. Bu Firavun'un döneminde hem dini inançta hem de güzel sanatlar alanında yenilikler oldu. Gördüğümüz bu heykel de dönemin yeni güzellik anlayışının çok iyi bir örneği. Nefertiti de ilginç bir kişilik. Yapılan pek çok portresinde sadece ülkenin yöneticisinin kullanabileceği takılar kıyafetlerle betimlenmiş. Ve bu durum kendisinin sadece Firavun'un eşi olmadığı, aynı zamanda eşinin yönetimsel gücünü paylaştığı şeklinde yorumlanıyor. Firavun Akenate'nin yönetimde olduğu zaman dilimi Amarna dönemi olarak adlandırılıyor. Amarna döneminde kuvvetli iki kadın figürü var. Annesi Tiye ve eşi Nefertiti. Bu kadınların her ikisi de o dönemde yapılmış eserlerde hem güzel hem de kudretli kadınlar olarak betimlenmiş. Bu da bize Mısır uygarlığının o dönemdeki yapısına ilişkin ipuçları veriyor.